Evet sevgili seyirciler, şu anda Aksaray'daki Ortuköller Derneği Başkanı Faik Hoca Pınar ile birlikteyiz. Bizi şu anda ziyarete geldi. Biz de kendilerine hoş geldin diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili başkanım, ziyarete geldiniz. Ziyareti sebebiniz nedir? Onu bir öğrenebilir miyiz? Tabii memnuniyetle anlatırım. Bugün sabahleyin internete açtım. Sizin sitenizin yayınını gördüm. Ali Genç arkadaşımızın makalesini okudum. Benim de ilgi alanım olduğu için ilgimi çekti. İşte az önce anlattığım gibi altına bir yorum yazayım dedim. Benim sistem kabul etmedi. Yorumu atamadım. Onun için buraya canlı sizinle röportaj yapmaya geldim. Konu şöyle. Şu anda Kapalı Çarşı'nın hemen yanındaki MEDAŞ binası. Evet. Burası Kılıç Aslan'ın hanı ve Kasaplar Çarşısı olarak bilinir. Orada MEDAŞ kurumu, işte bilmiyorum ama bir 30 yıla yakın hizmet verdi. Bu 30 yılın içerisinde 20 yılda ben orada çalıştım. Elektrik teknisyeni olarak orada bulundum. Orada cıvıl cıvıldı. Oranın esnafı, işte geleni gideni, merkezi yer. Şu anda atıl vaziyet olmuş. İşte şeyden de okudum ben röportajdan. Röportajda MEDAŞ yetkilileri diyor ki MEDAŞ ikiye ayrıldı. MEPAŞ ve MEDAŞ olduk. İşte aynı yerde hizmet veremediğimiz için ayrıldık. Biz oranın aidatını da ödüyoruz. İşte kirasını da veriyoruz. Ama oradaki esnafı düşünen yok. Ya söylediği laf güzel. Kendileri açısından güzel. Ama oradaki esnafı düşünen yok. İşte ben iki ayda bir ihtiyacım olacak da berbere tıraş olmaya varacağım. İşte öyle olmasını istemiyoruz. Ha şimdi ne yapalım diyorsanız ben orayla ilgili... Ne olması gerekiyor? Evet. Ben orayla ilgili şöyle bir fikrim var. Acizane. Geçen hafta Konya'daydım. Konya Adalet Sarayı'nın yerine Konya evleri yapılmış. Vakıflara ve derneklere, kadın aktivite merkezi, işte bunun gibi sivil toplum kuruluşlarını getirmişler orada. O kadar güzel olmuş ki ne? Binalar işte tarihi yapı gibi, ahşap yapı gibi yapılmış. Çok güzel bir dekorasyon verilmiş. Şimdi bizim bu binamızı, işte ben Ortaköylüler Derneği olarak bir odasına talibim. Bir odası bana verilsin, yerim belli olsun. Ben gittikten sonra Ortaköylüler Derneği'nin orada olduğunu herkes bilsin. Kiracı değil de mal sahibi olalım. Mal sahibi olalım. Belediyemize, sayın valimize, sayın iktidar milletvekillerimize buradan sesleniyorum ben. Sivil toplum kuruluşlarını da düşünün. Tabii mutlaka herkesi düşüneceksiniz ama sivil toplum kuruluşlarını biz ilimizin temeliyiz, direğiyiz. Bizim çevremizde yüzlerce insan var. Bu insanlara biz sosyal hizmetler veriyoruz. Cidden veriyoruz yani. Ha, o binayı bize verin demiyoruz ama belediyemiz kanalıyla, valiliğimiz kanalıyla, işte Alorko Holding'le, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'yle görüşerek 39 yılına vermiş adam. Çıkmış gitmiş oradan şimdi. Halk oraya gelmiyor. Niye? Tam insanların orada gelip hizmet alacağı yer olacağı yerde bomboş terk edilmiş bir kasaba olmuş orası. Yani kaderine terk edilmiş. Kaderine terk edilmiş. Evet. Ben şimdi diyorum ki ne? Üniversitemizin bir bürosu açılsın orada. İşte ticaret odamızın bir bürosu açılsın. Borsamızın bir bürosu açılsın. Bu sivil toplum kuruluşlarımızın merkezde birer bürosu olsun. Danışmanlar olsun orada. Orada gelen halkımıza işte diyelim ki üniversitede Çorum'dan gelmiş bir vatandaş çocuğunu oraya yerleştirecek. Vardı orada şu belgeleri getir diyecekler. Gir çarşıya dönecek. Hiç olmazsa burada bir merkezde yani bir danışma merkezinde bu bilgileri alır burada hazırlığını yapar gider. Gidip gelme olayı olmaz. Tekrar söylüyorum. O bina Kılıç Aslan'ın hanı. İşte bizim tarihimiz, bizim malımız, mülkümüz orası. İşte daha sonraki adıyla Kasaplar Çarşısı. Daha sonra TEDAŞ'ın veya MEDAŞ oldu sonra işte Meram Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü oldu. MEDAŞ'ın hizmet verdiği bir yer. Vatandaşımız oraya alışkın. Evet. Vatandaşımızın tekrar oraya gelmesini sağlamak da siz büyüklerimize düşüyor. Ben buradan rica ediyorum. Ali Genç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarıya parmak basmış. Ben de okudum, ilgiyle okudum. Ve bu konuyla ilgili işte sizin büronuza geldim. Bu röportajı yapmak istedim. Size de çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bana verdiğiniz için memnun oldum. Sağ olun.
Size teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım.